Nevşehir 1. Amatör Kümenin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında oynatılmaması kararı sonrasında yarım kalan lig ile ilgili olarak karar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Alınan karar neticesinde 1. Amatör Kümeden bölgesel amatör lige yükselecek takım çekilecek kura çekimi sonrasında belli oldu. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında çekilen kura çekimine Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Kapadokya Görme Spor Başkanı Hasan Hüseyin Çiner ve kurada yer alan takımların yöneticileri ile antrenörleri katıldı. Biz kuraya geçelim. Kısaca kurayla uzun uzun anlatmayacağım. Zaten birçok kulüplerimizin bilgisi var. Herkes inceledi. Pandemiden dolayı böyle uzun uzun şey yapmanın bir anlamı yok. Bunu şöyle görmek icap eder. Bir yerde işte elendik, elenenler zaten müsabakada oynasak elenecektik. Penaltıyı birinin kaçırdığı gibi düşünelim. Her zaman futbolcu kaçırmayacak. Bu sefer de boş çeken yönetici penaltıyı kaçırmış olsun. Öyle görelim. Tabii ki üzüleceğiz ama hepimizin dileği de şanslı takımımızın, gidecek takımımızın hepimiz birlikte arkasında olacağız. Bakanımıza söz verdik. Nevşehir'i gerçekten biz Nevşehirliyiz diye bu şekilde görmüyoruz. İnanın sporculuğumuzda birçok ile gittik. Nevşehir sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği bir il. Herkesin tanınırlık oranı yüksek olduğu bir il. Dolayısıyla gerek tesisleşme anlamında gerekse spor turizminin başkenti yapma adına bakanımıza söz verdik. Bunun adına da en büyük paydaşlarımız sizler olduğunuz için inanın ne derdiniz tasanız varsa, ne isteğiniz arzunuz varsa sorgusuz sualsiz kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi değersizleştirmeden, kimseye bize yakın diye imtiyaz sahibi verip diğerlerini göz ardı etmeksizin her kim varsa bu işin içinde gece gündüz il müdürlüğü olarak yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Bugün Kapadokya Göreme Spor Kulübümüzün yanında bir kulübümüz daha seçeceğiz. Bu manada ben Suverme Spor Kulübümüzü, Ortahisar Belediyesi Spor Kulübümüzü, Ürgüp Spor Kulübümüzü tebrik ediyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. Şanslı olan kimse, ilimize en iyi şekilde kim temsil edecekse, sağlıklı bir şekilde, hani söylemden ziyade uygulamada din potansiyelini daha sağlıklı yansıtma, futbolun gerekliliklerini yerine getirerek yapma manasında hangi kulübümüz bu manada destek olacaksa diyelim inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bütün katılan takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun inşallah. Kim kazanırsa kazansın, ben de şöyle kazanacağını düşünüyorum. Her türlü anlamda gerekli desteği vereceğimize temin ediyoruz yani, söz veriyoruz. Kimin kazandığı çok önemli bu noktada. Kazananın Nevşehir olacağına inanıyorum ben. Bu sancılı süreçten en azından ilimiz önümüzdeki yıl iki tane bal ligi takımı temsil edecek olması ilimiz adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tabii kurayla olması istenmezdi ama bu noktaya gelinmiş. Biz şahsen Nevşehir'i temsil edeceği için hangi kulübümüz olursa olsun bizim için gurur verici olacak. İlk olarak B grubunu aynı puanda tamamlayan Ortahisar Belediye Görme Spor ile Ürgüp Spor takımları arasında bir kura çekimi yapıldı. Evet, Ürgüp Spor da biraz sınavında geçeceğiz. Bir numara, iki numarayı çekmiş. Evet, iki numara. Kurada sıra çekiminin ardından ilk sırayı geçen Ortahisar Belediye Göreme Spor yıldızsız kağıdı çekerken, Ürgüp Spor ise yıldızlı kağıdı çekti. Burada yıldızlı kağıdı çeken Ürgüp Spor kurada finale yükseldi. Finalde ise kura çekimi A grubu lideri Süvermez Kalespor ile B grubunda kuradan çıkan Ürgüp Spor arasında yapıldı. İki takım arasında bir kez daha kura sırası çekimi yapılırken Süvermez Kalespor 1 ve Ürgüp Spor 2. sırayı çekti. İlk kurayı çeken Süvermez Kalespor yıldızsız kağıdı çekerek bölgesel amatör lig şansını kaçırdı. Ürgüp Spor ise yıldızlı kağıdı bir kez daha çekerek bölgesel amatör ligde gelecek sezon Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı. Nevşehir'i 2020-2021 sezonunda Kapadokya Göreme Spor ile Ürgüp Spor takımları temsil edecek.